Ve bir tablo verilmiş. Bunlar şehirler, A, B, C, D şehirleri. Kişileri. Ağırlıklarının toplamları da altlarda verilmiş. Normalde eskiden şöyle şehir mesafeleri verilirdi. Mesela A şehri, B şehri. İkisinin kesim noktası, mesela A ile C'nin kesim noktası şurası, A ve B şehirleri arasındaki mesafeyi verildi. Benzer bir mantıkla oluşturulmuş. Burada ise farklı kişilerin ağırlıklarının toplamını veriyormuş kesim noktası. Yani biz bunu şöyle yorumlayabiliriz. İşte A ile B'nin kesim noktasında X var. O halde A ve B kişilerinin ağırlıklarının toplamı X olacak. Yani başka bir deyişle A artı B X. A artı B eşittir X. Benzer bir şekilde şunu yapabiliriz. A ve C üzerinden hareket edebiliriz. Şurada kesişiyorlar 130 üzerinden. A ve C 130 üzerinde kesişiyor. A artı C 130 eşittir 130. Aynı şekilde A artı D'yi yazabiliriz. Şöyle. Şuradan yazalım. Burası A, Z'ye denk gelecek. Şunları sileyim, hep karıştı. Şöyle. A buraya gelecek. D şöyle getirirsek. Kesim noktası Z. Demek ki A artı D'de, A artı D'de Z'yi verecek. Tabii sadece bunlar değil. Diğerlerinin üzerinden de yazabiliriz. Şunu siliyorum. Biz benzer işlemleri B ve C üzerinden de yazabiliriz. B ve D, C'nin toplamı 125 olacak. B artı C eşittir 125. B artı D 120. B artı D eşittir 120. Bir de son olarak şunu söyleyebiliriz. C artı D de Y'yi verecek. C artı D de Y'yi verecek. Şimdi bizim aradığımız şey X artı Y artı Z. İçinde X, Y, Z geçenleri şöyle ayıracağım. Onları ne aradığımızı bulmuş oluruz. A artı B X'e eşit. Sonra A artı D ya da şunu yazayım önce. C artı D. C artı D eşittir Y. Şunu yazıyorum. A artı D de A artı D de Z'yi veriyor. Şimdi biz bunları toplayalım. Sağ taraf X artı Y artı Z olacak. Bizim aradığımız şey. Sol taraf 2 tane A artı 2 tane D meydana geldi. Sonra bir tane B, bir tane C. Bir tane B, bir tane C. Bu toplam X artı Y artı Z'ymiş. Yani bizim aradığımız şey aslında şu. 2 A, 2 D, bir tane B, bir tane C. Bunu bulursak sonucu hesaplamış oluruz. Şurada B artı C'yi görüyoruz zaten. Burası 125. Demek ki artık bulmamız gereken tek şey A artı D. İki katını zaten alırız. A ve D'nin toplamı. Tabii burada A, D görünüyor ama bu Z. Burada bu bizim işimize yaramaz. Başka bir yerden bulmaya çalışalım. Burada A artı C var 130. Burada B artı D var 120. Bir de fazlalık meydana geliyor. Bir tane C buradan, bir tane de B buradan ortaya çıkıyor. Bu B artı C'yi de 125 olarak hesaplarız. Şu üçlüyü alıyorum. Bilinen diğer üçlüyü. Şunlar. Bunların hepsini toplayacağım. Şöyle yazıyorum buraya. Şöyle yazayım ya. Şimdi A artı C eşittir 130. Sonra B artı D. Biz buradan A artı D'yi meydana getiriyoruz. Eğer toplarsak buradan A artı D meydana gelir ama bir de fazladan istemediğimiz B artı C oluşuyor. Onu hesaplayacağız ama. Topluyorum. A artı D. Yanına bir de B artı C meydana geldi. Eşittir. Bu taraf 250. Biz B artı C'yi biliyorduk zaten. 125. Buraya yerine yazıp karşıya atarsak A artı D'miz eşittir. 250 eksi 125, 125 olur. Bunu bulmuş olduk. Şimdi şurası 2 katı. 250 olacak. 2 A, 2 D çünkü orası. Burası 250. O halde bizim aradığımız X artı Y artı Z bu ikisinin toplamından 375 olur. Şurası eşittir diyelim. 375.